Herkese selam dostlar. Bugün yanımızda Honda CBR 650F var. Bu motor benim ve yaklaşık 6000 kilometredir. Ben de hem yaşadığım şeyleri, deneyimleri sizlerle paylaşacağım. Hem de bir inceleme şeklinde bir video olacak bu içeriğimiz. Şimdi öncelikle 650 cc 4 silindirli bir motor bloğu var üzerinde, daha doğrusu 649 cc, 87 beygir, 64 Nm'de torku var. Yani 650 cc'lik bir makineye göre biraz gücü kısılmış, çünkü bu tam olarak bir süper sport motor diye geçmiyor. Bu bir sport touring. Yani Honda bunu satarken Racing adı altında satıyordu. Görüntüsü vesaire öyle çok da güzel bir görünümü var. Orta sınıfta çok fazla böyle bu tarz makina yok. Yani 650 cc sınıfında sport touring ve bu şekilde güzel görünen 4 silindirli özellikle makina yok denecek kadar az. Genelde süper sport, işte R6'lar, 600 RR'lar, GSX'ler, 600'ler falan. Onlarla yani hız konusunda vesaire kapışamaz. Ama çok güzel bir seyahat motoru diyebilirim. Motorun üstüne geçtiğimde bunlara ekstra olarak değineceğim. Şimdi önde çift disk var, arkada tek diskimiz var. Ön arka ABS, Nissin fren kaliperleri var. Arka lastiğimiz 180-55-17. Şöyle güzel kalın bir lastiğimiz var. Arkadan da duruşu şu şekilde. Egzoz işte gizli olarak yapılmış. Sesi de güzel bir Racing sesi, ama üst devirlerde çıkıyor. Düşük devirlerde sessiz bir şekilde gittiğini söyleyebilirim. Ben motora birkaç ekstra ekledim. Şu öndeki camımız, kendi camı çok kısa. Zaten hani Racing olmamasını oradan da anlayabiliriz. Arkasına saklanacağınız bir camı kesinlikle yok. Şurada bir korumamız var. Onu ben aldım. Radyatör korumamız. Mono kapak yeni geldi. AliExpress'ten aldım. Başka da bir ekstramız yok. Teknoloji olarak sadece ön arka ABS var arkadaşlar. Başka bir şey yok. 17,5 litre bir depomuz var burada. Bayağı kallavi görünüyor. Bacaklarla da sarması kolay. Ekranda neler var? İşte burada devir ve hız göstergemiz var. Şu tarafta saat, toplam kilometremiz tam 18.000'miş, fark etmemişim. Ve yakıt göstergemiz var. Boş ışığımız var burada. İşte yağ lambası vesaire, ABS, bunlar çalıştırıp ilerleyince zaten sönüyorlar. Sağ sol sinyallerimiz burada görünüyor. Şurada da uzun kısa ışığımız var. Selektörü çok kötü. Şu şekilde şuraya şöyle basınca yapıyorsunuz. Şurada selektör tuşumuz yok. Frenleri de gayet güzel. Şurada ayarlı manetimiz var. Bunlar da orijinal. Ben orijinalliğini çok fazla bozma taraftarı değilim. Aynalarımız da orijinal. Bu arada aynalarımız da gayet güzel gösteriyor. Başka ne var burada? Trip A'mız var. Trip B var. Ortalama yakıt tüketimimiz falan, bunlar motor çalışırken gösteriyor. Bir de motorun sesini dinleteyim size. Dört silindirli bir motor, çalışma sesi. Arılar yine bana bela oldular. Bu şekilde güzel bir sesimiz var. Şimdi motorun üstüne geçelim. Ben orada anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Dostlar, motorun üstündeyiz. Biraz deneyimlerimden, işte motorun hissiyatından bahsedeceğim. Öncelikle sele geniş olduğu için, uzun ve geniş, öne gelerek biraz daha dik oturabiliyorsunuz şu an oturduğum gibi, veya Toto'yu arkaya dayayıp daha yatık kullanabiliyorsunuz. İkisine de elverişli. O yüzden uzun yolda işte biraz belim ağrıdı, yok işte bileğim ağrıdı falan diye hareket edebiliyorsunuz. Böyle kısılıp kalmıyorsunuz. O anlamda iyi. Geniş bir motor. Ya yani Racing motorlara göre büyük ve geniş. Daha kalıplı duruyor zaten. Şöyle şurada bir vites düşürüp basalım.
gidiyor. Çok rüzgar var, sesim duyulmayacak. Ya motor güzel ivmeleniyor. İyi gidiyor. Ondan yana bir sıkıntı yok. Yani tatmin ediyor beni açıkçası. Bir süper sport kadar olmasa da gidişi iyi. Frenleri çok iyi. Özellikle ön frenini çok beğeniyorum. Kullananlar da diyor. Gayet güzel bir ön freni var. Şuralarda arka boş bir fren testi yapalım. Bu şekilde duruyor. Mis gibi motor ya, daha ne olsun. Yani kime hitap eder bu motor? Ben artık biraz deneyim kazandım. Biraz derken böyle 2000-3000 kilometre sürdüm, 5000 kilometre sağa sola gittim değil tabii ki. Yani şehir içi, şehir dışı deneyim kazandım. Farklı motorlar kullandım. İkinci motor da bence olmaz. Onu da söyleyeyim. İkinci motor gibi de sıkıntı yaratır. Çok genç arkadaşların zaten ben yüksek CC motosiklet kullanmasını hiç önermem. Çünkü elinin altında böyle bir şey var ve gerçekten gençlik çok farklı bir şey. Biz de yaşlı değiliz ama hani genç de diyemeyiz. 34 yaşındayım ben. En azından birazcık daha detaylı düşünebiliyorum. Deli cesareti olmuyor belli bir yaştan sonra. Şimdi burada şeye değineyim. Titreşim konusu. Zaten 4 silindirli bir motosiklet. Normalde çok fazla titreşim olmaz ama bu motosiklette İşte 5000 ile 6000, 7000 devire kadar bir titreşim oluyor. Onun üstünde yine gidiyor titreşim. Altında da yok. Ama o devir aralığında gıcık bir titreşimi var. Zaten hani böyle basıyorsunuz uzun yolda biraz hissedebilirsiniz orada uzun süre giderken ama şehir içinde ben bastım ettim zaten o adrenalinle onu hissetmiyorsunuz. Ama uzun yol yapıyoruz biz mesela. Bu motosiklette çok uzun yol yaptım. Arkadaşlarla aynı hızlarda gidiyoruz. 250 cc grubu bir ekiple mesela. Oraya geliyor benim 130-140'larda 6. viteste. 5000-6000 devire geliyor. Gıcık oluyor yani. Ya onlardan hızlı gitmem gerekecek. Ya da işte ne bileyim daha düşük viteste, daha yüksek vites devirde gitmen gerekecek falan. Öyle bir durum söz konusu. Aynalar güzel, arkayı gösteriyor. Ayarlamasını iyi yaptıktan sonra bir sıkıntı yok. Camını ben beğenmiyorum. Bunun camını zaten değiştirdim. Racing gibi değil yani, tamamen kapalı değil, boşluklar var. Bunun komple sistem, şu plastikle camını beraber değiştirmiştim. Çok sağlıklı durmadı bu cam ama daha güzel görünüyor ve daha fazla rüzgarı kesiyor. 5.8 ortalamam var şu an. Şey var mı, anlık tava gösteriyor bildiğim kadarıyla. Ha bu mu anlık yoksa? Aynen, ha anlık bu. Evet. Anlık gösteren bu. Anlık var, ortalama yakıt var, trip A trip B var. Dediğim gibi teknoloji namına çok fazla geniş bir şey yok ama ABS var, bir de böyle trip AB zımbırtılar var işte hani. Zaten 2014 model bu motosiklet. Çok fazla ben de teknoloji beklemiyorum ama biraz yüksek CC'lerde teknoloji gerekiyor. İşte patinaja çok düştüğü için motor, arka lastik çok çabuk bitebiliyor. Şehir içinde aralardan da geçebiliyorsunuz bence. Kıvrak bir motor. Bu arada hararet göstergesi yok motorun. Şu ana kadar hiç hararet yapmadı. O konuda kendilerine güveniyorlar ki
koymamışlar. Hararet göstergesi. Artçı selesi de konforlu aslında. Bende mono kapak var ama artçı bindirdim. Gayet konforlu. Toto ağrıtmayan cinsten selesi var. Tabi biraz yukarıda kalıyor. Çok konforlu olmuyor. Böyle öne doğru eğilmesi gerekiyor falan. Bir Enduro gibi, ne bileyim Naked gibi falan tam olmuyor ama sele konforu iyi, en azından onu söyleyebilirim. Ben bununla viraj da yapıyorum. Güzel, virajı da güzel. Her şey yapılabiliyor ya. Yani çok araştırdım ben. Artık yüksek sesli bir motora geçeyim diyordum. Bine geçmek istemedim. Hem çok fazla yaktığı için, hem de yani şehir içinde öyle bir hararet yapıyor ki o motorlar, ısınıyor ki, bu bile ısınıyor şey, yazın bacaklarımı yakıyor. Hararet derken dışa verdiği ısıdan bahsediyorum. Uzun yol yapmak istiyordum, ondan sonra görüntüsü güzel olsun istiyordum. Hepsi bununla birleşti. Ya uzun yolda yapılıyor, şehir içinde de kullanılıyor. Yakıtı öyle aman aman öldüm bittim bir yakıt değil. Honda kalitesi. Bu arada eski motorlar gerçekten daha kaliteli. Yani daha iyi malzeme kullanmış gibi duruyor bu motorlarda, eski motorlarda. Zaten ağırlığı dediğim gibi 212 kilo. Eşek ölüsü gibi. Bu şekilde de teker sarıyor yani. Dikkat etmek lazım o yüzden. Böyle gazla tekere gelmedi şu ana kadar. Ağır bir motor dediğim gibi. Şase de uzun. Yani kısa bir şasesi yok. Bir de galiba böyle çok fazla iyi bir lastikle belki gelebilir, bilmiyorum. Ama debriyaj da gelir tabi. Top speed şöyle, çok fazla uygun bir yol bulamadım açıkçası. 230'u gördüm ben bu motorda, daha da giderdi. 240'ı falan görür muhtemelen. 250'ye çıkacağını bilmiyorum, çıkabilir. Çok düşünmüyorum ama uygun koşullarda çıkar. Yani çok top speed motoru değil. Ama sağda solda bazen böyle R25 falan gaz veriyor ışıklarda. O kadar da değiliz yani. Hani R25'le kapışıp yenilecek kadar da değil. Hani bunu da sormak isteyen olursa nasıl olur R25 dener mi diye sormasın. Hatta 250 SR falan bile yapıyor bunu arada. O yüzden diyorum, çok genç oluyor arkadaşlar. Bu motorlara binince sonra çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Yani bakım maliyetleri işte biraz yüksek oluyor. İşte aldığı yağ kapasitesi daha fazla. Parçalarını aynı, mesela CBR 250'de falan da kullansa bile 650 olunca daha pahalıya satıyorlar nedense. Tabi hani 600'lüklerin, 1000'liklerin işçilik maliyeti de daha yüksek oluyor aynı serviste de. Onu yaşıyorsunuz. Ama güzel motor. Ben memnunum. Önümüzdeki sezonda satmayı düşünmüyorum. Çünkü bunu sattığım zaman beni bu şekilde tatmin edebilecek temiz bir motor bulamayacağım. Ben bu motoru aldıktan sonra fren balatalarını, zincirini, ne bileyim bujilerini, soğutma sıvılarını falan her şeyini değiştirdim. Motor çok az kullanıldığı için hafif paslanmalar olmuş zincirde, işte fren balatalarında falan.
Az kullanmak da iyi bir şey değil tabi. O yüzden tanıdığım bildiğim bir motor. İsteyen arkadaşlar da oluyor satarsan haber ver diye. Temiz bir motor bulmak ikinci elde gerçekten zor. O yüzden siz de almadan iyice bir bakın. Aldığınız kişiye de bakın. O da iyi doneler veriyor yani. Evet dostlar. CBR 650F incelememiz de böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.